Abi, beni çağırmışsın. Geç, otur şuraya Halit. Nedir sizin meseleniz? Bizim büyüklerimizle bir meselemiz olmaz. Olamaz. Ama Halit Bey ile küçük bir meselemiz var. Halletmek üzere olduğumuz. Çakır Bey büyük konuşmayı biliyor sadece. Büyüklük mekanında ağırladığı misafirin kafasını kesmek midir? Misafir baş üstünde ağırlanır. Ama misafir ev sahibinin büyüklüğünü bilir. Madem ki oraya gelmeyi kabul etmiştir, itaat etmek zorundadır. Sizin gibi yani. Etmezsek boynumuz kıldan incedir. İki taraf da bana yanlış yaptı. Halit benim mallarımdan sorumluydu. Emanetime sahip çıkamadı. Çakır ve Polat İstanbul'a hükmediyordu. Ancak 3 tane hapın kime ait olduğunu bilmeden hükmetmeye kalktı. Size ait olduğunu bilmiyorduk Necmi abi. Hakkınız var. Lakin kızımın okul çantasından çıkan bir torba hapın size ait olduğunu düşünememiştim. Adamlarım okul önlerinde infaz edilirse, bütün herkesin dikkati bu yöne çekilirse, biz de dikkati kendimize çekeriz. Kadınlar, çocuklar. Senin muhatabın bunlar mı? Kardeşin senden daha delikanlıydı. Yanlış adamı kestik. Kesin artık! Her iki taraf da benim gözümde suçludur. Ve bunun bedelini ödeyecektir. Manevi olarak borcunuzu bir ömür boyu bana sadık kalarak ödeyeceğinizden hiç şüphem yok. Maddi olarak benim bu kaybedilen haplar umurumda değil. Ama işimin ağırlığını sarstığınız için $1,000,000 ödeyeceksiniz. Bu size kestiğim cezadır. Eyvallah abi. Yalnız sizin hizmetinizi layıkıyla sürdürebilmem için bunların ayaklarıma dolanmayacağına dair sizden güvence talep ediyorum. Biz de kadınlardan çocuklardan uzak duracağına, okullardan elini çekeceğine ve ayağımızın altında dolaşmayacağına dair güvencenizi talep ediyoruz. Yalnız sizin işinizde sınırlı olmak üzere İstanbul üstündeki husumetimiz devam edecektir. Beni ilgilendiren neyin nereye, kime satıldığı değildir. Ne kazanacağımdır. Sözlerimi isteyen doğru anlar, isteyen eğri. Kiminle hasım oluyorsanız olun. Ama benimle değil.
Ulan hal it! Çok cahil adamsın. 40'a kadar saymayı bilmiyor musun? Hani kan akıtmayacaktın lan? Biz de rahat rahat geziyoruz. Kansızın kanı mı olur Çakır? Senin kanın varsa rahat gez. Sayılı gün, çabuk geçer. Ulan senin... Kadınlarla uğraşma. Ablanın kellesini keser, koynuna veririm. Ne o? Yüreğine mi dokunduk? Bir daha bana parmak gösterme. O parmakla o avukatın gözünü oyarım. Kardeş, 40 günü bu it mi sayıyor, biz mi sayıyoruz belli değil. Alemde yeni racon bu. Herkes kendine ömür biçiyor. Eğer Elif'in saçının tek teline dokunduysa, biçtiğim ömür dakika değil.